Ben Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Şükrü Tanlı. Türkiye Muharip Gaziler Derneği, İstiklal Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilerden oluşmuştur. Derneğimiz, kamu yararına hizmet eden asker kökenli bir dernektir. Yaklaşık 116 teşkilatımızla Türkiye genelinde hizmet vermekteyiz. Amacımız, gazilik değerlerini, bu vatanın nasıl kazanıldığını, bu vatan uğruna dökülen kanları topluma, bilhassa genç nesle anlatmaktır. Yani bir nevi vatan sevgisini gençlerimize aşılamaktır. Bu savaşlardan, Kore Savaşı'ndan bir madalya konusundan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz Kore Savaşı 1950-53 yılları arasında meydana geldi. Kore'ye 56 bin asker gönderdik. Bu 56 bin askerin 22 bini savaşa katıldı ve 892 askerimiz şehit oldu. Kore Savaşı'nda Birleşmiş Milletler, şu gösterdiğim Birleşmiş Milletler madalyasını bütün Kore Savaşı'na katılan gazilerimize verdiler. Bilindiği gibi 1964 yılında bir Kıbrıs sorunu meydana geldi. Kıbrıs'ta Türk devleti Kıbrıs'a müdahale etmek istedi. 1963 Aralık ayında Kanlı Noel vardı. Rumlar Türkleri öldürmeye başlamışlardı. Bu nedenle Türk ordusu müdahale etmek istedi. Fakat Amerika buna müsaade etmedi. Yani benim silahlarımla siz Kıbrıs'a savaşamazsınız dedi ve bizim donanmamız geri dönmek zorunda kaldı. Bizim Kore Savaşı'nda bu Birleşmiş Milletler madalyası alan gazilerimiz bu madalyayı Türk askeri Kıbrıs'a gidemediği için Amerika'ya olan kızgınlıktan dolayı iade ettiler. Tabi bu iadeden sonra o dönem Milli Türk Talebe Birliği bu Kıbrıs gazilerimizin, Kore gazilerimizin bu davranışlarından dolayı çok duygulanmış ve şöyle demişler: siz bu madalyaları iade ettiğiniz zaman biz gönlümüzden size madalya yapmak, size madalya vermek istiyoruz demişler. Ve şu görmüş olduğunuz madalyayı Kore gazilerimize vermek için hazırlamışlar. Bu madalya 18 ayar altından yapılmış. Ama bütçeleri tabii yeterli olmadığı için kara kara düşmeye başlamışlar. Biz bu gazilerimize nasıl bu madalya vereceğiz diye. Bunu duyan Zeki Müren bu madalyaların parasını temin ediyor ve bu madalyaların basılmasına karar veriliyor. Bu madalyalar Zeki Müren madalyası olarak bilinmekte ve gazilerimiz bunu taşımaktadır. Bu arada Zeki Müren'in gerçek bir sanatçı olduğunu ve gerçek duyarlı bir vatansever olduğunu da ifade etmek istiyorum. Zeki Müren biliyorsunuz vefatından sonra servetin büyük bir kısmını Mehmetçik Vakfı'na ve Türk Eğitim Vakfı'na bağışlamıştır. Ve şu anda bizim gazilerimizin göğsünde Zeki Müren madalyası ve gazilerimiz onu büyük bir kıvançla taşımaktadır. Bu vesileyle Zeki Müren'den saygıyla almış oluyoruz.